Merhaba merhaba. Ekonomi ve piyasalar için yoğun bir haftayı geride bıraktık. Gerçekten yoğundu. Hepimiz ruhen yorgunuz. Hemen gelin gelecek hafta neleri takip edeceğimize hızlıca bakalım. İlk başlık maalesef ki yine savaş. İsrail Kara Harekatı'na hazırlanıyor. Reuters ne demişti? İsrail Kara Harekatı'nı başlattı, sınırlı da olsa. İşte bu haberi de sizlere aktarmıştık. Şimdi savaşın daha büyüme ihtimali en büyük endişe kaynağı. Kriz kahini lakaplı ekonomist Nouriel Roubini de işte bu konuda uyarıyor. Kendisini hatırlayın, 2008 Lehman Brothers döneminde o krizi bilen kişiydi ve biz sizlere ekonomi yayıncıları olarak hep onun yorumlarını, onun tespitlerini, öngörülerini aktarırdık bu kez niye diyor diye. İşte şimdi yine sahneye çıktı ve yine uyarıyor. Bu konuda diyor ki piyasalar Orta Doğu riskini tam fiyatlamadı. Çatışmanın yayılma riski göz ardı edildi. Gerçi kimse göz ardı etmedi. Bütün dünya bunu konuşuyor. Ama devam ediyor Nouriel Roubini. İran ve Lübnan'ın savaşa girdiği bir senaryo çok kötü olacak. Bunun hepimiz farkındayız. Ama piyasalar açısından devam ediyor Nouriel Roubini. Petrol fiyatı sıçrayabilir. Ekonomilerde sorunlar artabilir. Bu da şirketlere yansıyacak tabii. Zaten petrol de cuma günü %5 yükselerek 90 doları geçti. Petrol yükselebilir diyor, ilk sinyalleri geldi. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'a göre ise dünya son yılların en tehlikeli dönemlerinden birinden geçiyor. Bu da bize rastladı. Şansımıza. Devam edelim. Diamond, savaşın enerjiden gıdaya kadar geniş kapsamlı etkilerinin olabileceği uyarısı yaptı. Gerçekten geniş. Hemen bir notu düşelim bizim açımızdan. Enerji fiyatındaki artış bizim gibi bu konuda dışa bağımlı ekonomileri daha da sarsabilir. Daha hassas bir konu. Aslında ilk etki hemen görüldü. Motorine haber geldi. Pazartesi gecesi 2 lira birden zam geliyor. Bu sadece motorin kullananları değil, doğrudan sokaktaki insanı, yani seni beni etkileyecek bir haber. Domatesinden lahanasına, üreticisinden lojistiğine dek, yani enflasyon için kötü bir haber. Enflasyon demişken Amerika'ya dönelim. 2 ay ard arda beklentiyi aşan enflasyon Fed'in faiz artışı ihtimalini yeniden arttırdı. Neydi? Hafta başında iyimserdik. Hafta başında iyimser olan piyasalar yine karıştı. Güçlenen dolar ve altın için gözler bu hafta salı gününde olacak. Salıyı not ediyoruz. Amerika'da perakende satış rakamı açıklanacak. Bu kez talep adına da fiyatlar kritik olacak. Perakende de neredeyse enflasyon kadar önemli bir veri diyebilirim aslında. Çünkü tüketici fiyatlarının gidişatına dair bize sinyal verecek. Bu salıyı da not ettik. Gelelim içeriye. İçeride aslında çok önemli başlıklar var. Geçtiğimiz hafta Dünya Bankası ve IMF toplantılarına katılmıştı Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Erkan. Şimdi Şimşek nereye gidiyor? Paris'e gidiyor. Tüm dünyayı dolaştı. Böylesi bir havada para bulmaya çalışıyor. Perşembe günü Paris'te olacak. Yatırımcılarla bir araya gelecek yine yeniden Sayın Şimşek. FAS'ta yatırımcılara ne demişti? Enflasyonu düşürmek için faiz yükselecek. Bakalım savaş varken daha da yükselecek mi? Bunun da takipçisiyiz. Yatırımcıların Türkiye ilgisinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında. Ancak şu an için gelen bir para yok. İyi niyet var ama para yok. Bu iyimserlik rakamlara yani yansımış durumda değil. Yatırım yapmak isteyen fonlarsa daha kısa vadeli düşünüyor. Son derece sınırlı kalıyor. Şimşek yatırımcıları ikna etmek için bakalım Fransa'da ne diyecek, Paris'te ne diyecek, bunun da takipçisi olacağız. Pazartesiye yeniden dönelim çünkü kalkınma planı haftanın ilk günü meclise sunulacak. Gelecek 5 yıl boyunca ekonomide nelerin yapılmak istenildiği işte bu planda yer alacak. Planda en çok odaklanılan başlık refahın yükseltilmesi. Enflasyonda eriyen alım gücü yerine konulmak isteniyor ama gelin görün ki hem Merkez Bankası hem de ekonomistler yıl sonu daha da beklentilerin artacağını, hatta ekonomistler seçimlerden sonra yerel seçimlerin ardından yükselişin fiyatlarda daha da hızlanacağına dair uyarılarda bulunuyorlar. İşte böylesi bir süreçte refahın artması nasıl gerçekleşecek? Açlık sınırı 13.334 lira, yoksulluk sınırı 43.433 lira. Bu hiç kolay olmayacak refahın yükselmesi. Ancak yine de kalkınma planıyla en azından yol haritasını göreceğiz.
önümüzü görmüş olacağız. 2024 yılı için bütçe maratonu da başlıyor. O da bu hafta. Salı günü kanun teklifi mecliste olacak. Cuma günü de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz komisyonda bir sunum yapacak. Sunumun ayrıntıları da yol haritası açısından önemli. Bütçe müzakereleri tam bir ay sürecek. Pazartesiye bir not daha ekleyelim. Gelecek haftanın ilk günü konut satış ve bütçe dengesi rakamlarını da izleyeceğiz. Konut satışının düştüğü haberleri her yerde. Hatta konut satış düşüyor, fiyatlar da düşecek. Bu öngörüler manşetlerde. Ama bakalım veri bu öngörüleri destekleyecek mi? Veri ne diyecek? Bütçeye gelince Temmuz ve Ağustos'ta fazla vermişti. Nedenini hepimiz biliyoruz. Çünkü doğrudan vergiler artmıştı. Temmuz ayında KDV'nin %18'den 20'ye çıkarılması, akaryakıtta vergi artışı, araç sahipleri çok iyi biliyor, motorlu taşıtlar vergisinin x2 alınması, tüm bunlar hep bütçeyi destekleyen gelişmelerdi. Peki şimdi Eylül'de ne olacak? İşte merak ediyoruz. Bu da bir diğer konu merak ettiğimiz. Cuma gününe kadar içeride önemli bir veri yok. Daha ne olsun Melda diyebilirsiniz. Haklısınız derim ben de. Son işlem gününe gelecek olursak piyasa katılımcıları anketi var. Bu ankete eskiden dikkat kesilmiyorduk. Şimdi niye söylüyorsun Melda diyebilirsiniz. Çünkü ankete bir güncelleme geldi efendim. Katılımcı listesi değiştirildi. Yani bir anlamda notlayanlar artık daha fazla dikkate alınacak bir anket olacak. Yani daha güven duyulan bir anket. Onun için biz de tik attık, notlarımıza ekledik. Ve borsa. Borsanın haftaya nasıl başlayacağı çok önemli. Alımlar mı devrede olacak, daha ağırlıklı olacak yoksa satışlar mı? Savaş haberleri bunun için belirleyici. İlk gün fiyatlaması son derece kritik, bu anlamda belirleyici olabilir. BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta bir indi bir çıktı. Hatta şöyle bir dünyaya baktığımızda en oynak borsalarda ilk 5'te yer aldık. Borsa İstanbul 100 endeksi böyle yakın tarihe notunu düştü. Cuma %1,77, haftanın genelinde ise %4,15 değer yitirdi borsa. Borsada gelecek hafta önemli bir halka arz var. Hemen bir parantez açalım. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay geldi. TAP Gıda borsaya geliyor. Burger King, Popeyes, Arby's gibi markaların Türkiye temsilcisi. Çin'de de faaliyetleri var. Özellikle patates üretimi dediğimizde çiftçiyle ilgili, üretimle ilgili işte burada da söz sahibi. Bunun için notu düşmek istedim. Talep toplama gelecek hafta gerçekleşecek. Lot başına fiyat 130 lira. İşte bu da önemli. Zira TL bazında şimdiye kadarki en büyük halka arz. Parantezi kapayalım. Gelelim dolara. Geçtiğimiz hafta dolarda çok ciddi bir hareket olmadı. Hani kuruş kuruş mu artacak dedik. Evet diyenleri haklı çıkardı. 10 kuruş koydu üzerine, 27 lira 80 kuruş seviyesinde. Gram altınsa savaşla parladı. %6 değerlendi. Sizlere aktardık. 1730 liraya geçti. Rekor tazelendi ama döviz bürosuna gittiğinizde 1875 liradan aldığınızda hatırlattık. Şimdi merakla gelecek haftayı bekliyor altın yatırımcıları. Altında hafta sonuna girmeden ciddi bir hareket olmuştu. Cuma günkü hareket dikkatle takip edilmişti. Neden? Psikolojik bir hareket devreye girdi. Psikolojik sınır kırıldı demiştik. Çünkü cumartesi pazar girecek. Hafta sonu ne olacağı belli değil. Pazartesiye girmeden ben riskten kaçayım, güvenli limana sığınayım demişti yatırımcı. Cuma günkü hızlı hareket pazartesi de yaşanabilir mi? Analistler pazartesi günü bu kadar hızlı yükselişin sürmeyebileceğini belirtiyor. Bakalım neler yaşanacak? Notlarımızı aldık. Şimdiden iyi haftalar. Bol kazançlar. Ama asıl kazanç ne? Barış. Barış kazansın iyi haberlere.